Merhaba arkadaşlar, dereceli maçlara devam ediyoruz. Sezonun bitimine 13 gün kadar var. Dünyada 27. sıradayız. Video dışındayken ben biraz daha kupa kastım. Diğer oyuncular bizi geçmişti. Sıralamayı daha da yükselttim. Şu an yerel ligdeki son tabloda bu şekilde. Geçen videoda bahsettiğim Kraliyet Devi destesiyle oynayacağız. Millet bu desteği varille oynuyor ama ben bir Tomruk'la deneyeyim. Şimdi ilk rakibimize geçelim. İlk rakibi de bulduk. Doom geldi. Kupası bizden bir tık daha yüksek. Geçen videoda bahsettiğim gibi Tazı'ya karşı hiçbir şey yapamayacağımızı söylediğim destede ilk elden Tazı geliyor. Neyse. Agresif oynamamız gerektiğini her zaman söylerim. Şimdi kulesinin cephanesini bitirip bombacısını da öldüreceğiz. Özellik sayesinde. Güzel, hemen bir Tomruk. Barbarlarla oynamadı, daha iyi. Şimdi kara kartı kalmadı. Madencisi vardır belki. Yani çok gereksiz çıkardı o büyüyü. Birden fazla birliğe vurunca çok etki etmiyor. Bu kadar erken kule verdi. Yuh. Hiç beklemiyordum. Şöyle agresif oynamaya devam. Şimdi bir şansımız var, biliyor musunuz? Bayağı bir şansımız var. İkinci kulesini de 1200'e kadar indirdik. Şimdi biraz savunmada mı kalsak? Hayalete atsam alamayacağız zaten. Kartlarını iyi toplar, 3 taç yemeyelim. Ya da birden 2 taç vermeyelim. Çünkü tazının arkasına balonu hemen atar mı? Tersten de gelebilir duruma göre, bakalım. Güzel. Büyücüyü hemen çıkartabiliriz. Tersten gelebilecek bir hata yok. Bu kuleyi vereceğiz. İkinci tacı almaya çalışalım. Yine özellik basacağım. Ben her zaman söylerim, Tazı'ya karşı erkenden kule vermemek lazım ilk atakta diye. Ama şöyle bir durum var. Biz de kulesini aldık. Hatta sağ tarafı da bayağı bir indirdik. O yüzden sorun değil. 3 tacı oynamamız gerekebilir. Desteği de döndürelim. Bir sonraki evrimli dönecek büyücünün. Ama onu da korumamız lazım. Bakalım hemen tazı atacak mı? Tazıyı da atmadı. Arkadan bir kart çıkartalım. Hayaleti de döndürdük. Biraz daha baskı yapalım. Nasıl cevap verecek? Balıkçısı varmış. Şimdi bir savunmaya yatabiliriz. Bekletiyorum. İkinci büyücüyü döndüreceğim. Bize lazım çünkü. Ucuz iksir maliyetli kartları atıyorum. Büyücüyü daha hızlı döndürelim. O ölmeyecek şimdi. Güzel. Büyücüyü koruyalım. Özellik basacağım. Mega'yı kesecek o zaten. Balıkçısı da boşa gitti. Efsane attık keşişi. Balıkçı öl. Tamam. Şimdi Kraliyet Devi'ne cevabı yok. Son 20 saniye. İkinci büyücüyü döndürmemiz lazım. Balon gelecek. Şimdi Tomruk atıp döndürelim. Savunma için alev topu da atmamız lazım. Şöyle güzel bir alev topu. Balon kulemize bile vuramadı. Çok iyi. Normal şartlarda erkenden bir kule almasak bu maçı kaybederdik. Çünkü her atağa kalktığında savunmamız çok zor oluyor. 33 kupa aldık. Güzel başlangıç Anti'ye karşı. Şimdi hemen ikinci maça geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Yiğen geldi. Kupamız neredeyse eşit. Amerikalıların en sevdiği YouTuber diyebiliriz. Ben tabii tarzını çok beğenmiyorum. Toksik diyebilirim Riley ile Yiğen. Onların kültüründe var ama bizde yok o pek. Rakibimiz de hızlı deste oynuyor. Şöyle büyücüyü atalım. Onların tarzı biraz daha farklı bize göre tabii. Rakiplerini küçümsemeyi seviyorlar. Hatta Semih'le aynı evdeyken işte Semih'i yenmişti. Hatta canlı yayındaydı Ian. İşte toksik toksik konuşuyordu işte, bu nasıl kaybediyor, nasıl hamleler falan diye. Sadece bize özel de değil bu arada. Muhammed Knight bile olsa karşısındaki aynı hareketleri yapıyor. Prenses gelebilir. Beat Dest'i oynuyor. Göz göre göre attı bak. Semih de sebebini sorunca şey demişti Ian'da. İşte ben YouTuber'ım, bizimkiler bundan keyif alıyor diye. Keşin de özeline basacağım bu arada. Şimdi kulede gördü, çok iyi. Hem tahmin ettik hem de özelliği çalıştırdık. Bu sefer Tomruk atabiliriz. Başta çıkarmıştık destesini bilmediğim için. Ufak bir baskı yapabiliriz. Evrimli iskeletleri de döndürdü. Hayalete atacağım. Arkasına hemen bir elektroru. Evrimli iskeletleri kesebilmek için. Çok iyi. Yanlışla Tomruk kullandı hayalet kulede. Şimdi tekrar bir prenses gelebilir. Bir de büyücü. Şu an çok agresif oynuyor. Bir de yani baktığın zaman aşırı kötü oynadı şu an.
Prensesi arkadan oynaması lazım. Özelliğe bastım. Şövalyeydi, yanlış attı bu arada. Sol tarafa meyilli atması lazımdı. Büyücü de kulede. 2000'e kadar indirdik. Şöyle bir kraliyet devini atalım. Hem fazla iksir harcadı hem de kötü savunma yaptı. Yine prensesi köprüden basıyor. Aslında savunmaya yönelik aslında bizim için daha sıkıntı olur. Önüne bir de keşiş atacağım. Yine bastım özelliğine cephanelerini bitirdik kulenin. Alev topu atmaya bile gerek yok. Kraliyet de bir kuleye gidiyor direkt keşiş yüzünden. Şöyle bir de tomruk tahmini yapalım. Evrimi tesisini çıkardı. Daha fazla baskı yapmaya gerek yok. Evrimi tesisi geçmek zor oluyor zaten. İkincisini döndürürüz. Oo, bir de roket attı. Şimdi nasıl savunacak? Evrimli iskeletlere güveniyor. O yüzden büyücü atıyorum. Kraliyet devi değil. Tamam, maçı kaybetti. Aşırı kötü oynadı bu arada. Şu an tam tersi senaryo olsaydı var ya. Direkt videoyu atardı. Shorts'ta görürdük. Gördüğüm en kötü beyit oyuncusu diye. O yüzden ben de Shorts'a attığımda destek olursanız yorumlarda falan sevinirim. En azından destekleriniz sayesinde dünya çapına da yayılır. Şimdi 3. maçımıza geçelim, 29 kupa. 3. rakibi de bulduk. Yine kendi destesinde sağlam oyunculardan bir tanesi geldi. En iyi kalıcım oyuncusu bile diyebiliriz. Bu arada Riley de bana toksiklik yaptıktan sonra canlı yayında işte köstebekte gördüğüm en kötü oyuncu diye. Halbuki köstebekte de yine fena değilim. Önemli olan da o değil yani. Direkt maçı kaybettiğin zaman karşı tarafa suç bulmak onlar da huy haline gelmiş. Bizde hani öyle durumlar yok. Dediğim gibi onların takipçisi seviyor ama bizim kitlemiz daha normal. Daha olgun diyebilirim. Kaybet, karşıdakini suçla, yendiğin zaman dalga geç. Bana biraz daha çocukça geliyor. Özelliği hemen basmayacağım. Kılıcımı bekleyeceğim. Bir de bunda kasırga da var. Geriye doğru çekebilir duruma göre. Özellik bastım artık ölmesin diye. Güzel, kuleye de vurdu da o kadar vurmadı. Ne kadar yansıtıyor? Yarısı kadar mı yansıttı? Ne yaptı? Neyse işte Riley'e de sorduğumda niye öyle dediğini. Ben işte normalde öyle değilim. Çok sinirlenmiştim. Her zaman sana videolarımda Türkiye'nin en iyisi işte en iyi kraliyet devci diyorum falan diye. Neyse öyle bir şey yapmasına gerek yoktu ama sonuçta değiştirebileceğimiz bir şey değil. Onların huyu öyle. Mini Pekkası ve kıvılcımı yokken en iyi zamanda kraliyet devini attım. Onlar varken 1x'de kraliyet devini atmam. Ama hem kıvılcımı çıktı hem Mini Pekkası diye. Bir de özellikle büyücüsünü çekmeye çalışmadım atakta. Çünkü izin vermezdi. Geriye doğru atmıştı çünkü. Şimdi balıkçı çalışacak savunmada. Biraz büyücüden hasar alıyoruz ama çok önde olduğumuz için önemli değil. İyi bir başlangıç yaptık. Dikkatli oynayalım. Kıvılcım da buraya çıktıysa tabii özel görmediğimiz şeyleri de olabilir. Daha önce de bahsettiğim gibi kıvılcımla üst kupada oynamak çok kolay değil. O yüzden kasırgasına dikkat etmek lazım. İyi yerde kullanılabilir. Şimdi savunmaya yatacağım. 2x'e giriyoruz. Hayalet bir tane vur. Tamam, çok iyi. Şimdi savunmayı yaptıktan sonra sol tarafı zaten her türlü alırız. Dikkatli oynayalım. Bu sefer keşin özelliğini erken basacağım. Geçen sefer de kasırgayı çıkarmamıştı. Hadi bastım. Bu sefer de attı kasırgayı. Neyse, büyücünün kalkanını kullanacağım. Şöyle bir tomruk artı elektro ruh. Çok iyi, efsane atmış olduk tomruğu. Mini Pekka elektro ruha vuramadı o yüzden. Yine fena bir savunma olmadı. Özellik hadi. Dol be. Dolmayacak. Gerçi basabilirdik yine. Ben tek yiyecek falan diye düşündüm. Yetişmeyecek kule yüzünden diye düşündüm de şimdi savunma yapmamız lazım yine. Burada vermeyelim maçı. Tehlikeli geliyor. Elektro ruha vur ilk önce. Bir de keşiş. Hayaleti gördü, iyi olmadı bu arada. Neyse şöyle çekmemiz lazım. Almadan. Özellik bastım bir de. Tamam, güzel. Aleye topunu döndüremez. Aleye topu artı tomruk yapalım. Dediğim gibi kasırgayı ne zaman kullanacağı belli değil. Maçın başında kasırga bekliyordum. Atmadı. İkincisini de attı falan. Güzel, akıllı oyunları döndü ama yine rakibimiz de iyi oynadı. 3'te 3 gidiyoruz bakalım. 34 kupa aldık. Hatta kaçıncıyız ona da bir bakalım. Belki videoyu bitirebiliriz. Şöyle gelen eşleşmeler bu şekildeydi. En çok tazıdan korkuyordum. Onu da yenebildik. Şöyle gizemli kutuyu da açalım. Vay, sonunda adam akıllı bir şey çıktı. Joker parça. Şu an dünyada 11. sıradayız. Video da kısa olmuş. O yüzden ben biraz daha kasıp bir maaş daha çıkartabilirim gibi duruyor.
Artık son rakibimizi de bulduk. Video çok kısa olacaktı. O yüzden bir maça daha girmek istedim. Hatta hani birkaç maç daha oynadım. Bu seviyeye çıkabilmek için. Şimdi bunu yenersek çok iyi olacak. Olduğumuz sıralamayı iyi bir şekilde geliştirmiş olacağız. Tomru attım. Kupası bizden daha düşük bu arada. Balıkçıyı da atalım. Önüne bir şey beklemiyordum açıkçası. Bence gereksiz bastı özelliğini. Dev DS'siyle oynuyor. Ben bu DS'yi de yani beklediğimden daha güçlü buldum. Tazı'yı bile yendik sonuçta ama her zaman yenebileceğimiz bir eşleşme değil. En çekindiğim DS'yi yendiğimiz için devam edebiliriz bu DS'yle ama tilt olmak da çok kolay bu DS'yle, onu söyleyeyim ben. O büyücü tek başına gitsin. Fazla agresif oynamak istemiyorum. Kartını toplarsa geri dönüşünde savunamayız. Sadece hayalet yeterli olur. Balıkçıyı da erken çıkardı aslında. Cephanesi de yok. Şu erkenden bir Kraliyet devi atılabilir. Hadi bakalım. İyi bir atak olabilir. Tomruk da atacağım. Elektroru attım o yüzden. Balıkçı ölsün. Çok iyi. Yakaladık. Ya savunmayı da iyi yaparsak bu atağa bayağı bir değmiş olacak. Hatta şöyle bir çekelim. Küçük prens ölsün arkadaki. Tehlikeli çünkü. Devi de eritim be. Erimedi bir türlü. Diğer kartlar sıkıntı çıkaracak. Bir de alev topu atalım. Ana kuleyi açacağım. Evrimli bombacı aç kuleyi. Bir de kuleye vurmasan iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şöyle temizleyelim balıkçıyı. Çok fazla hasar farkını açamadım ama tek bir atakta bile sol tarafı alabileceğimiz için kesinlikle değdi. İyi ki atmışız Kraliyet devini. Şimdi biraz daha defansif oynarsak daha iyi olur. Rakip geriye düştüğü için biraz daha agresif oynayabilir. Anka da bir türlü ölmedi. Tam kartları güzel biriktirdik derken Küçük Prens'i de kötü çıkardı. Kraliyet de bir bekliyor bizden de. Aceleci olmaya gerek yok. Küçük Prens'i bir öldürelim. Tamam, şimdi sorun ortadan kalktı. Hemen bir Kraliyet de bir diğer tarafa doğru çekebilir. O yüzden sadece bir elektrolu atıyorum. Çok iyi. Bir de balıkçı. Maç bizde. Harbiden çok sağlam başlar döndü. Çok hoşuma gitti. Bir de iyi isimlere karşı oynadık. Attığım son zamanların en iyi Kraliyet devi videosu olabilir. O yüzden güzel bir destek bekliyorum. Bir de üstüne shorts atarız. Oradan da keyfimiz yerine gelir. Bakalım dünyada kaçıncıyız? Dünyada 7. sıraya kadar da yükselmişiz. Görüntü de hoş duruyor böyle ilk. 8'de yer alınca direkt gözüküyor hiç bakmadan tabloya. Yereldik son tabloya da bir bakalım. Güzel maçlar döndü dediğim gibi. Bu desteği de beğendim ama eksiklikleri de çok yani. Antisi geldiği zaman aslında tazı çok sıkıntıydı. Bu arada video dışındayken biraz daha oynadım dediğim gibi. Kısa olmasın diye. DS'nin bazı sıkıntıları var ama yine de dediğim gibi güzel oynadıktan sonra çalışabiliyor. Tazı oynayan sayısına bağlı olarak bu DS'ye devam edebiliriz ya da etmeyiz. Sıkıntı yaşamayalım. Videonun da sonuna geldik. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.